Abi çok güzel. Hazır mısın? Üç, iki, bir. Almanya'ya neden geldiniz? Avusturya'ya neden geldiniz? Fransa'ya geliş sebebini izah eder misiniz? Belçika'ya geliş sebebinizi izah eder misiniz? İsveç'e niçin geldiniz? Norveç'e neden geldiniz? Hollanda'ya neden geldiniz? Ya da geliş sebebinizi izah eder misiniz? Ya da buyurun hikayenizi dinliyorum diye bir girişle size mağduriyetinizi ve hikayenizi anlatmak isteyecektir raportör. Raportör Göçmenler ve Mülteciler Dairesi'nde sizi dinler ve sizin ilticanız hakkında karar veren kişidir. Dolayısıyla bir tercüman işliğinde sizi dinleyecektir. Bu raportörü ikna etmeniz gerekecektir. Raportör sizi dinlerken vermiş olduğunuz bilgi ve belgelerin delillerin doğruluğuna, bununla birlikte tutarlılığınıza, çelişkilerinize, davanızın inandırıcılığına bakacaktır. Aynı zamanda sizin kim olduğunuzu ve hangi sosyal gruba aidiyetiniz var, ona bakacaktır. Bununla birlikte devlet tarafından takip ediliyor musunuza bakacaktır. Takipten kasıt, hakkınızda yakalama, tutuklama, soruşturma gibi bilgi ve belgeler var mı diye bakacaktır. Eğer böyle belgeler varsa siz takiptesiniz demektir ve tehdit ve tehlike altındasınız demektir. Diğer bir bakacağı konu ise din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal topluluğa ait olduğunuzdan dolayı toplum ve devlet tarafından baskı, zulüm, şiddet görüyorsanız, ötekileştirme, aşağılama, yani insan onur kırıcı tavır ve davranışla karşı karşıyaysanız, bundan dolayı toplumda yaşam hakkınız kalmadıysa bu kısma bakacaktır. Daha sonra ülkenizde idam var mı? Ona bakacaktır. İdamdan sonra sağlık da ilgili kronik sağlık tedavi edilemeyen sağlık problemleriniz var mı? Ona bakılacaktır. Ve daha sonra kendi ülkenize niçin dönemiyorsunuz? Dönerseniz başınıza neler gelecektir? Bu konulara bakacaklardır. Bu sıralamaya dikkat ettiğiniz takdirde ve uygun bir bilgi ve belgeyle anlattığınız takdirde olumlu geçeceği kanaati vardır. Fakat burada üslup ve anlatım metodu çok önemlidir. Çünkü o karar verici raportör sizin beden dilinizde de dikkat etmektedir. Yani ikna edici, inandırıcılığı açısından. Dolayısıyla doğal halinizde olayları anlatmanızda fayda. Ağlamanız gerekiyorsa kendinizi tutmayın, ağlayın. Eğer eliniz titriyorsa müsaade edin. Yani siz insansınız ve netice itibariyle yaşadığınız mağduriyetler var ve karşınızdaki insan sizden gerçekten mağdur olduğunuza inanması ve bu mağduriyetten dolayı da sizin ilticanızı kabulü ya da reddini karar verecek kişidir. Örnek cümleyle de açıklamak gerekirse, ben çocukluğumdan beri işte şu sosyal gruba ait olduğundan dolayı yönetici, idareci, çalışan olarak bulunduğum için çevremde tanınan, bilinen, önde gelen insanlardan birisiydi denilebilir. Sempatizan çok geçerliliği olmayan bir kelime. Gerçekten siz sahip olduğunuz sosyal grubun içerisinde aktif insanlarsanız ve çalıştıysanız bunu yani gerçekten kabul edip sizin ülkenizde suç olarak sayılan şey ilticanız için yeterli bir sebep olacaktır. Eğer devlet tarafından takip ediliyorsanız yani yakalama tutuklama kararınız varsa o zaman şöyle demekte fayda vardır diye düşünüyorum. İşte politik ve siyasi nedenlerden dolayı devlet ve devlet kurumları tarafından ve medya ve toplumun belli kesimleri tarafından yapılan baskılar neticesinde çalıştığımız kurumlar haksız bir yere kapatıldı, el konuldu. Bir vatan haini muamelesi görerek çalıştığımız kurumlardan ya kapı dışarı edildik ya kurumdan içeri giremez hale geldik. Bundan dolayı da asılsız ihbarlar neticesinde
beni ihbar ettiler, fişlendi. Bundan dolayı da hakkımda devlet asılsız yere, hukuksuz yere yakalama tutuklama kararı yapar çıkartarak bizi, beni mahkeme etmekte. Fakat hakkımı arayacağım bir adli mercide bulunmamaktadır. Burada en önemli bakış açısı, gerçekten siz yakalama tutuklama kararınız var mı? Varsa bunu belgelendirmeniz gerekiyor. Eğer yakalama tutuklama kararınız olmazsa ve siz de diyorsunuz ki ya hakkımda yakalama tutuklama kararı olup olmadığını bilmiyorum, avukat tutamıyorum, mahkemeye gidemiyorum deyip, ama bir taraftan da birkaç defa polise gidip pasaport başvurusu yaptıysanız ya da devlet kurumlarıyla ilişki içerisinde iseniz ya da noterlere defalarca gitmişseniz, bu sefer ifadede bir çelişki ortaya çıkacaktır. Çünkü hem yakalama tutuklama var diyorsunuz, devlet kurumuna gidiyorsunuz, devlet sizi yakalamıyor. Dolayısıyla bu gibi çelişkili ifadelere dikkat etmekte fayda var. Bu çelişki inandırıcılığı yitirdiğinden dolayı redde neden olmakta. Eğer siz devlet tarafından takip edilmiyorsanız, yani böyle güçlü bir kanaatiniz yoksa, bu konuya özet bir başlıkla, ben bu sosyal gruba ait olduğumdan dolayı, tanınan bilinen bir insan olduğum için, bundan dolayı arkadaşlarım, çevremdeki insanlar tutuklanmakta, hapse atılmakta, sıra bana da gelecektir. Gelmeden ben kaçtım. Ama bu konuyla alakalı şu an herhangi bir bilgi belge sunamamaktayım. Fakat endişeleri taşıyorum deyip, daha güçlü olduğunuz ve gerçekten mağdur olduğunuz kısmı anlatmak lazım. O da bir sonraki konu olan, yani sahip olduğunuz değerler vardır. Dininiz, diliniz, ırkınız, cinsiyetiniz ya da sosyal gruba ait olduğunuzdan dolayı devlet veya toplumun belli kesimleri tarafından baskıya, zulüme, şiddete, işkenceye maruz kalıyorsanız, aşağılanıyorsanız, ötekileştiriliyorsanız, ihbar ediliyorsanız, tehdit ediliyorsanız, size yaşam hakkı verilmiyorsa ve siz bundan dolayı korkuyorsanız ve kendinizi güvende hissetmiyorsanız, bundan dolayı yaşadığınız ülkeden kaçmak, başka ülkelere gitme ihtiyacı hissediyorsanız, siz gerçekten bir mağdursunuzdur. Örneğin WhatsApp, Facebook, Twitter gibi yerlerden size gelen tehdit mesajları ciddi bir mağduriyet mesajıdır. Fikirlerinizi ifade etmek istediğiniz toplumda size terörist gibi bir muamele yapılıyorsa, vatan haini olarak görülüyorsanız, aykırı düşünüyorsanız ya da muhalefet ettiğinizden dolayı aykırı düşünceye, değişik fikirlere insanlar açık değil ve bu yüzden sizi ötekileştiriyorsa, toplumdan dışlıyorsa, bu bir mağduriyettir. Mesela gazete, televizyonlarda çalıştığınız kurumlar ya da sizin isminiz ihbar edilmişse ve bundan dolayı isminiz ya da çalıştığınız kurumlar ismi geçiyorsa, bu sizin mağdur olduğunuzun göstergesidir. Burada anlatılması gereken 16 kritere göre tasfiye denilen ve başbakanın sunmuş olduğu 16 kritere göre bir tespiti var. İşte okullarda çalışan yönetici, okuyan çalışan, bankalarda hesabı olan, yardım derneklerine yardım eden gibi bu kriterler devletin ve devleti yönetenlerin topluma bak bunları ihbar edin demesi. Bu kriterlerden herhangi biri veya birkaçı size uyuyorsa bu mağdursunuz demektir. Bu çerçevede bunların belgelerini sunmakta fayda var. Örneğin düne kadar bir banka, düşünün ki bütün devlet erkanı açılışında, yönetimi açılışında bulunmuş. Kendileri ve çevresindeki insanların tamamı kredi kullanmış. Ve buna rağmen bugün devlet bu bankada el koymuş, kapatmış. Bu bankada hesabı olan tüm herkes bugün artık terörü finanse etmekten dolayı, mali suçlardan dolayı Yargıtay tarafından onanmış suçlamayla karşı karşıya. Yani
devletin denetiminde olan bir banka düşünün, yani böyle bir şey. Dolayısıyla belgeleri anlatırken ya da belgeleri sunarken mutlaka yaşadığınız hikayeleri de, yani yaşamış olduğunuz hatıraları, hikayeleri de anlatmanıza fayda olacaktır. Kuru bir bilgi, belge vermek işe yaramamaktadır. Yani bakın, 23 Temmuz 2016 tarih 667 sayılı kanun hükmünde kararname ile çalıştığım kurumlar kapatıldı. Bir şey ifade etmiyor. Ama onu anlatırken orada hayalleriniz yıkıldı, geleceğiniz karardı. Bunları anlatırsanız, yıllardır çalıştığınız kurumdan bir vatan haini gibi dışlandığınızı anlatırsanız, bunun kabul edileceğini düşünüyorum. Burada en önemli kriter, yani belge sunmakla birlikte beyan esastır. Ve beyanın doğruluğu açısından da hikayenizi yaşanmış olaylarla anlatmanızda fayda olacaktır. Diğer bir dikkat edilmesi gereken husus, kronolojik sıraya dikkat etmek lazım. Bütün bilgi ve belgeleri anlatırken, bütün bilgi ve belgeleri sunarken mutlaka en başından bugüne kadar almak, ama güncel mağduriyetlerinizi anlatmak, 5 sene 10 sene önceki değil. Dolayısıyla güncel mağduriyetleri anlatırken bir 17-25 sürecinde Türkiye'de bir ötekileştirme başladı. Daha sonra ...17-25-2013 tarihinde Türkiye'de yapılan büyük yolsuzluk hadisesinden sonra önce toplumda bir ötekileştirme başlandı. Daha sonra yapılan operasyonlar neticesinde adalet iyi de olsa kötü de olsa işliyordu. Fakat 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimiyle bunu cemaatin üstüne yıkmak suretiyle silahlı terör örgütüymüş gibi göstererek insanların bütün mağdurları, bütün masumların üzerine gelmeye çalıştılar. Tabii askeriydi, polisiydi, savcısıydı, kaymakamıydı. Devletin tüm çalışan mekanizmaları birdenbire çalışamaz, işleyemez hale geldi. Kaos ortamı oldu. Bir bakıyorsunuz 16 Nisan 2017 tarihinde işte referandum vardı. Referandumda yani ülke belki o hal kalkar, olumlu gelişmeler olur düşüncesi vardı. Fakat ülkede gün geçtikçe artık her şey daha da kötüye gitmekte. Bunu görmekteyiz. Bundan dolayı karşımıza şu çıkıyor. Bugün artık sadece bir kesim değil, artık yönetimdekilere karşı olan sağıyla soluyla, inançlısıyla inançsızıyla bugün herkes hükümetin politikalarını eleştirdiğinden dolayı mağdur ve muhalif maalesef. Diğer bir bakış açısı olarak baktığımızda idam var mı diye bakmakta raportu karar verici. Evet, ülkede idam olmayabilir ama 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 121. maddesinde işte teröristi öldüren kolluk kuvvetleri suçsuz olduğu gibi siviller de suçsuzdur şeklinde olmuştu. Hatırlarsanız bundan birkaç hafta önce Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'nde yanılmıyorsam bir kendini bilmez 4-5 masumu katlederek bana verilen görevi yerine getirdim. Kanundaki hakkımı kullandım diyor. İdamdan beter bir hal işlemiştir. Ülkenin ekonomik durumu iyi veya kötü olması önemli değil ama KHK ile işten atıldım deyip işsiz kalmak bir mağduriyet olarak algılanmamakta. Çünkü öğretmenlik yapamazsanız başka meslekte çalışabilirsiniz. Dinden dolayı vatan haini sayılır. Bununla birlikte ya hakkında yakalanan sosyal gruba ait olduğumdan dolayı ister istemez
hapse atılır, işkence görebilirsiniz. Ya da başka ülkelerden geldiyseniz Türkiye ile o ülkeler arasında suçlu iade anlaşması varsa, nasıl ki bugün değişik ülkelerden tutuklanıp gönderilmeler oluyor. Ben o ülkeye gidersem beni suçlu iade anlaşmasından dolayı ülkeme geri gönderirler şeklinde ifadeler genel kabul göreceğini düşünmekteyim. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Saygılar hanımefendi.